Alkol, uyuşturucu, kumar, sigara ve teknoloji gibi bağımlılıklar çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek nesillerimizi ve bütün insanlığı tehdit ediyor. Zira bağımlılıkla birçok hastalığa kapı aralanıyor. İnsan onuruyla bağdaşmayan şiddet körükleniyor. Binbir emekle kurulan yuvalar dağılıyor, ocaklar sönüyor. Haksız kazançla kin ve düşmanlık tohumları ekiliyor. Alkol alıyorsan bir dakika sonrasını bilemezsin. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta tüm camilerde okunan cuma hutbesinde bağımlılıklara dikkat çekti. Yüce dinimiz İslam, dinimizle bağdaşmayan, fıtratımızı bozan, bedenimize ve ruhumuza zarar veren, neslimizi ifsad eden her türlü zararlı alışkanlığı ise yasaklamıştır. Hutbenin başında insanı uyuşturan, aklı işlevsiz hale getiren ve kötülüklerin anası olan alkole yer verildi. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İçki sebebiyle nice yuvalar dağılmaktadır. Yaralanmalı veya ölümlü nice trafik kazaları yaşanmakta, nice hayatlar ve umutlar sönmektedir. Bunun içindir ki alkollü içeceklerin üretilmesi, içilmesi, alınması ve satılması dinimizde kesinlikle haram kılınmıştır. İnsanlığı felakete sürükleyen zararlı alışkanlıklardan biri de kumar. Pençesine düşürdüğü kimseyi yalnızlığa, çaresizliğe, birçok bela ve musibete sürüklemektedir. İslam'a göre şans oyunları ve kumarın her türlüsünü oynamak ve oynatmak haramdır. Yarınlarımızın umudu gençlerimiz arasında yaygınlaşan başka bir tehlike ise uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Anne baba sevgisinden, aile şefkatinden uzak kalan gençlerimiz özenti, arkadaş çevresi veya merak sebebiyle çeşitli uyuşturucu türlerine maalesef müptela olmaktadırlar. Bir defa kullanmakla bir şey olmaz diyerek kandırılan gençlerimiz uyuşturucu bataklığına çekilmektedir. Son dönemde hızla yaygınlaşan ve kişiyi gerçek hayattan koparan dijital bağımlılık da hutbenin bir diğer başlıkları arasında yer aldı. Sanal eğlence mutluluk vermez. Son dönemde hızla yaygınlaşan dijital bağımlılık kişiyi gerçek hayattan koparmakta, sevdiklerini ihmal etmesine, ömür sermayesini boşa harcamasına sebep olmaktadır. Öyleyse aile, okul, cami, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak el ele verelim. Alkollü içecekler, uyuşturucu ve benzeri insan sağlığına, akla ve iradeye zarar veren her türlü bağımlılıkla hep birlikte mücadele edelim. Edelim ki gençlerimiz ve çocuklarımız kötülerin ağına düşmesinler, kötülüğün girdabında sürüklenmesinler.